Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pamuk poğaça tarifim var. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok kabaran, harika bir poğaça oluyor. Bir tanesini sizlere bakın kırıp içini gösteriyorum. Ne kadar güzel kabardığını. Gelin bu poğaça nasıl yapılır hep birlikte öğrenelim. Pamuk poğaça için 2 su bardağı süt kullanıyoruz. 1 su bardağına yakın sıvı yağ. Tam dolu değil, bir bardak, bir parmak eksik. 2 tatlı kaşığı toz şeker, göz ayarı tuz. Bir yumurtanın sarısını ayırıyoruz. Bir yumurta ve bir yumurta beyazını koyuyoruz. Bir pakette yaş mayamız var. Şöyle kaşık ile iyice karıştırıyoruz. Kaşık ile karıştırmamızın sebebi ilk aşamada ellerimiz fazla batmaması için. Bir bardak un döktük ve bir pakette kabartma tozu döktük. İkinci bardak unumuzu döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar bunu dökmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Artık elimizle yoğurmaya başlayalım. Bayağı bir koyu kıvama geldi. Poğaça çok kabarıyor. Sabah kahvaltılarınızı hazırlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama getirdik hamuru ve mayalanması için bekletiyoruz. Mayalanan hamurumuz nasıl kabardı gördünüz. Şimdi düz bir zemin üzerine mayalı hamuru indirdik. Şöyle elimiz ile yuvarlıyoruz. Parçalar kesiyoruz. Ne kadar olacak? Elimizin aldığı büyüklükte parçalar keseceğiz. Tüm hamuru parçalıyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz ve tek tek hepsini elimizle toparlıyoruz. Toplamda 13 adet hamurum çıktı. Burada benim lorum var arkadaşlar. İçine lor koyacağız. Küçük bir merdane ile poğaça hamurunu açıyoruz bir tanesini. İnceltiyoruz. İçine lordan koyuyoruz. Şöyle sarıyoruz. Hazırlaması son derece kolay. Bakın. Bu şekilde poğaçaları hazırlayacağız hepsini. Biraz elimizi yağlıyoruz. Hamurumuzu yağlıyoruz. Daha sonra açıyoruz. Un kullanmıyoruz bu aşamada. Evet, poğaçalarımızı hazırladık. Biraz da tepsi mayasında bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi tepsi mayasında da biraz kabardılar. Artık üzerine yumurta sarısını sürme zamanı geldi. Biraz sıvı yağ karıştırdık yumurta sarısını ve poğaçaların üzerine sürüyoruz. Fırınımı 200 dereceye ayarladım arkadaşlar. Yumurta sarısını sürdükten sonra fırına pişmek üzere vereceğim.
Evet, bugün pamuk poğaça hazırlıyoruz. Çok kabaran, yumuşacık, fos fos. Harika poğaçalar hazırlıyoruz. Sabah kahvaltılarınıza tüketebilirsiniz bunu. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, pişmek üzere fırına veriyoruz. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız fırından çıktı. Nar gibi de kızardı. Muhteşem oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum pamuk poğaça tarifini beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bir tanesini bakın aldım. Ne kadar yumuşak olduğunu sizlere gösteriyorum. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.